Dursun Bey konuşuyormuş Özbek. Evet, bir hasret bitiyor. Galatasaray Spor Kulübü'nün en önemli varlıklarından birisi olan Galatasaray arasına seneler sonra tekrar geleceğiz. Bu arada ben geçmişte adanın tahliyesi için emek veren bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Geç de olsa adamıza kavuştuk. Şimdi yapmamız gereken iki tane şey var. Bir, adanın irtifak hakkı için son derece yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Tekrar irtifaklandırılması lazım bazı alanlarının. Ayrıca buranın gördüğünüz gibi hali perişan. Buranın restorasyonu içinde yönetim kurulu zaten kendi içinde bir bütçe oluşturdu. Bu bütçe çerçevesinde buranın eskisinden daha güzel hale getirip Galatasaray'ların emrine, Galatasaray'ın kullanımına verecektir. Burası bir sosyal tesis olarak kullanılacak. Kar amaçlı bir nokta değil. Galatasaray'ların burada gelip birbirleriyle görüşmeleri, birbirlerini burada daha sıcak ortamda buluşmaları açısından planlıyoruz. Ayrıca kürek şubesini de buraya getirmeyi düşünüyoruz. Boğaz'da kürek aynı Galatasaray Üniversitesi ile bu manada bir görüşmemiz var. Üniversiteyle beraber bir kürek takımı oluşturup çalışmalarını burada yapmasını sağlayacağız. Dolayısıyla ben bütün Galatasaraylılara müjdeyi vermek istiyorum. Çalışmalarımızın sonunda kısa sürede de inşallah onları müjdeleyeceğim. Çünkü irtifak bazı bölümler adına bize ait değil. İrtifak hakkını alır almaz onlara da o müjdeyi vereceğim. Dolayısıyla hayırlı olmasını diliyorum kulübe. Burası çok önemli bir nokta. Sosyal manada Avrupa yakasındaki Galatasaraylıların buluşma noktası. Geçmişte büyük hizmetler verdi. Bundan sonra da inşallah uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecek bir yer. Hepinize teşekkür ediyorum. Başkanım, tamam. Ana gündem maddelerinden birisi de teknik direktör. Domenech Torrent'le anlaşamadığınız şekilde. Gündemimiz ada. Ada ile ilgili soru alıyoruz. Galatasaray ne zaman hocasına kavuşacak? Onu söyleyebilir misiniz? Çok teşekkür ederim. Adaya yakında kavuşuyoruz. Ada ile ilgili ne zaman tam olarak hizmete girecek? Bir tarih var mı? Valla şimdi siz burada gördünüz. Biz başladık şu anda. Buranın önce bir molozlardan temizlenmesi lazım. Daha sonra da işte döşemelerin yani kapalı alanların oluşturulması gerekecek ama en süratli şekilde yapmayı düşünüyoruz. İnşallah Erdem Bey kardeşim ne zaman şey var yani soruyu oraya sormak lazım. Teknik direktör yani. Sorusuna cevap verseniz daha iyi olur. Daha mı zor Erdem Bey? Yok daha zor değil ama yani bugün başlandı zaten işte şeyleri görmüşsünüzdür. İş makineleri işte kamyonlar, maunalarla burası bir ada olduğu için çeşitli idari sınırlamalar da var. Yani her zaman çalışamıyorsunuz ama gece gündüz yani idari sınırlamaların müsaade ettiği ölçüde çalışılacak. Başkanımızın talimatı bir an evvel yani hemen ne olursa olsun buranın bitirilmesi. Biz de o talimata uyacağız. Hep birlikte çalışıp Erdem Bey, yönetim. Futbolla ilgili siz görüşmeler yapıldığını söyleniyor. Son durum nedir acaba? Başkanım öğrenemedik bari sizden öğrenme şansımız var mı? Ada sorusunu cevap verdim ben sıramı savdum. Yakında hepsi şey olacak. Yani merakınızı anlıyoruz ama mazbata alındı daha şey bir hafta oldu. Tüm çalışmalar yapıyor. Mevcutta da bir hocamız var. Şu onlarla andaki, da yapıyor. Şu andaki gündemimiz ada. Galatasaray'ın en önemli Galatasaray Spor Kulübü'nün en büyük problemlerinden bir tanesiydi. Allah'a şükür çözüme ulaştı. Dolayısıyla bizim görevimizde yönetim olarak burayı eskisinden daha güzel hale gelip üyelerin kullanımını açmak. Şu andaki gündemimiz sadece bugünkü gündemimiz bu. Dolayısıyla bu manada çalışmalarımız devam edecek. Ben de sevgili Erdem kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bu manada kulübüne büyük destek veriyor. Onun için el birliğiyle burayı en kısa sürede bitireceğiz. Öyle mi Erdem? Aynen. Talimatınız yerine getirilecek. En hızlı sürede bitirilecek tabii. Metin Bey için de buranın özel evet. Şeyi var. Tam ben de oraya doğru dönecektim. Rahmet babası burada uzun süre hepimizin tanıdığı birisi Süleyman Bey. Burada uzun süre müdürlük yaptı. Dolayısıyla onun da hatıraları var burada hepimizin olduğu gibi.
yani Metin Bey de birkaç kelime söylesin yani burası hakkında yani büyük değeri var. Başkanım büyük bir nezaket gösteriyor. Biz başkanımızın liderliği altında her yere koşuyoruz. Ada hakikaten bizim Avrupa yakasında en önemli sosyal tesisimizdi. Başkanımızın başlattığı çalışmayı inşallah burada kısa zamanda olumlu şekilde sonlanacak. Erdem Bey bahsetti. İçeride kamyonlar çalışıyor. 6-7 tane kamyon molos taşıyor. Rahmetli babam 30 sene burada müdürlük yaptı. İnşallah ben de başkanımızın liderliğinde Erdem Bey'le beraber kulübümüzün yöneticisi olarak en kısa zamanda üyelerimizle beraber bir araya geleceğiz. Burası bir sembol bizim için. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Peki, kolay gelsin. Evet. Dursun Bey'in, Erdem Bey'in ve Metin Bey'in açıklamalarını canlı olarak ekrana yansıttık. Tabii orada muhabir arkadaşlarımızın öznesi kuşkusuz teknik direktör ama sorusu ama haklı arkadaşlarımız tabii ki. Ben şu soruyu bekledim. Acaba dedim ya Okan Buruk'la burada ne zaman yemek yiyeceksiniz diye sorsaydı. Yine de adayla ilgili soru. Adayla ilgili soru. Adayla aday. İlgili değil mi işte ada? Teknik adam adaylarından biri. Adayla ilgili soru. Dursun Bey bu konularda ketumdur diyelim. Doğru bir kelime değil mi? Evet, ketum yani, vermez, yani bilgileri söylemez. Evet hemen her yerde açıklayan bir kişi değil. Ama tabii harekete geçtiklerini çok net bir şekilde anlıyoruz zaten. Yani faaliyete başladıklarını oyuncular konusunda. Ben şöyle bekliyorum açıkçası Galatasaray'dan yani Galatasaray'la ilgili konuşuyorsak. Ben böyle bir hafta içerisinde diyeyim hadi çok 2-3 gün demeyeyim ama bir hafta içerisinde Galatasaray bayağı önemli transfer hamlelerini yapacak diye bekliyorum. Çünkü görüşmeler o noktada devam ediyor. Yani bir hafta içerisinde gerçi senin yanında söylemek ne Halkın kadar abi, doğru bilmiyorum ama. Bu akşam karşılıklı anlaşılarak Torrent'te yollar ayrılmıştır. Kap bildirimi herhalde gelir. Bu akşam için açıkçası Galatasaray'ı takip eden arkadaşlarımız da bekliyor. Valla biraz sıkıntı var. Çünkü yani işte havaalanındaki o karşılama bile yapılmaması teknik adamı bir hayli kızdırmış. Son kuruşuna kadar alacağım diyor. Yani biraz gerilim var yani iki taraf arasında. Gerilim demek her zaman sürenin uzaması demek. Ya tak çıkartacaksınız parasını vereceksiniz hadi güle güle diyeceksiniz. Ya da anlaşma zemini arıyorsanız o zaman biraz süreç ihtiyacı olacak demektir. Ben o manada bakıyorum olaya. Bir sürece ihtiyaç oluyor. Belki de başkan, yani bir de şöyle bir cümle kurdular. Bilmiyoruz tabii. Bu tür sözleşmeleri bilemiyoruz. 10 taksitte ödeyebilirsiniz diye bir madde varmış. Ya da diyecek ki Galatasaray yönetimi, iyi peki tamam o zaman anlaşmıyorsan 10 taksitte ödeyecek şekilde yani sözleşmenin edimlerini yerine getiriyoruz. Buyur kardeşim at deyip gönderecekler. İş yani. Bulduğu zaman da yani başka bir takımı çalıştırdığında da o tazminat ödeniyor mu? Onları bilmiyoruz. Yani sözleşmeyi görmediğimiz için Serdar. Şimdi bak demin sen çok güzel özetledin. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, işte öz kaynak düzenleri, bu sorunlar bir türlü değişmiyor, kurtulmuyoruz. Hep sorunlar daha da büyüyor. Yapılacak tek şey var. Futbolun içerisindeki parayı devlet takip etsin, bütün sorunlar çözülür.